Video oyunları, çocukluğumuzun, gençliğimizin ve belki de emekliliğimizin en önemli eğlence araçları. Bambaşka dünyalar, farklı hikayeler ve rekabetlerle dolu bu yapımlar Atari salonlarından oturma odalarımıza, hatta ceplerimize kadar girerek daha erişilebilir hale geldiler. Elbette bu erişilebilirlik daha çok konsol ve PC oyunculuğu etrafında şekillendi. Ancak çoğu oyuncu için karar verilemeyen bir gerçek var. Oyun konsolda mı oynanır yoksa PC'de mi? Konsol severler PlayStation, Xbox ya da diğer konsolları can siperhane savunurken sistem canavarları en iyi oyun platformunun PC olduğu noktasında hemfikir. Peki ama hangi platform oyun noktasında daha iyidir? Bu teknoloji serisinde benzer teknolojileri karşı karşıya getireceğiz ve birbirlerine karşı daha iyi oldukları noktaları değerlendireceğiz. Daha iyisi olmayan daha iyi teknoloji serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. Başlamadan önce PC ve oyun konsollarının arasındaki farkları hatırlamamız gerekiyor ki neyle neyi kıyasladığımızı bilelim. Aslında videoda en iyi oyun deneyimini hangisi sunarın peşindeyiz. Ancak PC ve oyun konsolları temelde aynı amaca hizmet eden ürünler değiller. PC yani bilgisayarlar geniş bir bileşen toplumundan oluşan biraz karmaşık yapıda olan sistemlerdir. Bu bileşenler değiştirilebilir, yükseltilebilir, hatta harici müdahalelerle modlanabilir. Dolayısıyla sabit bir donanım gücüne bağlı kalmadan daha fazla güç ve performans için özelleştirilebilirler. Öte yandan PC'ler oyun oynatmanın yanında daha fazla görsel medya içeriklerine erişebilir, farklı programlar ve yazılımlarla çok farklı amaçlara yönelik kullanılabilir. Oyun konsollarına bakacak olursak adından da anlaşılacağı üzere konsollar oyun oynatabilmek amacıyla geliştirilmiş tek tip ürünlerdir. PC'ler gibi depolama birimi ve aksesuar haricinde değiştirilebilir donanımlara sahip değillerdir. Dolayısıyla yükseltmelere imkan tanımazlar. Konsollar üreticileri tarafından belirlenmiş donanımlar çerçevesinde tek tip olarak üretilir ve kendi nesli boyunca o özelliklerle hizmet verir. Oyun oynamanın yanında film, müzik ve diğer dijital içeriklerin yürütülmesi amacıyla da kullanılan oyun konsolları bu özelliklerin dışında farklı amaçlar için kullanılamaz. Evet, temel farklar bunlar. Peki oyun oynamak için hangisi daha iyi? Elbette oyun oynamak PC'de daha iyidir. Çünkü bir PC'de söz konusu oyun oynamaksa tek bir kütüphaneye bağlı kalmazsınız. Steam, Epic, Origin, Xbox ve daha birçok farklı oyun pazarından dilediğiniz oyuna erişebilirsiniz. Üstelik bu oyunları kendi neslinde değil, geçmişe dönük oynayabilme imkanınız da mevcut. Platform sayısının fazla olması daha fazla fiyat ve indirim alternatifi olarak karşınıza çıkar. Aynı şeyi konsol tarafında yapmak istediğinizde ise ne yazık ki tek bir platforma muhtaçsınız. Bu platform kullandığınız konsola göre tabii ki değişecektir ancak ne kullanırsanız kullanın, bu platformların marketlerinde ya da uyumlu listelerinden hariç oyun oynatabilme imkanınız ne yazık ki olmayacaktır. Üstelik hem geriye dönük uyumluluk noktasında hem de fiyat ve indirim avantajları noktasında bir hayli sınırlı kalacaksınız. Yine de oyun oynamak konsolda daha iyidir. Çünkü oyun konsolları kendi özel oyunlarına sahiptir. Bu noktada PlayStation ve Nintendo bayrağı taşıyan firmalar olarak öne çıkıyor. Her ne kadar PlayStation yapımları birkaç yıldır PC'ye geliyor olsa da çıkış tarihleri baz alındığında bu oyunları PC'de oynamak için birkaç yıl beklemek gerekiyor. O zamana kadar yeni çıkmış bir oyuna karşı olan heyecanınıza ne olur bilinmez. Ama merak etmeyin, yine de oyun oynamak için PC daha iyidir. Çünkü bir oyun başlı başına eğlenceli bir dünya sunuyor olabilir. Fakat bazı oyunları farklı modlarla bambaşka hale getirebilmeniz de mümkün. Bu modlar bazen öyle bir hal alıyor ki oyun içerisinden bambaşka bir oyun çıkıyor. İşte bu zevki de sizlere sadece PC oyunculuğu sunamıyor. Konsol tarafında ise ne yazık ki resmi oyun ve güncellemeden başka eklenti kurabilmek mümkün değil. Fakat şu var ki oyun oynamak konsolda daha iyidir. Çünkü azıcık aşım, ağrısız başım. Evet, oyun konsolları gerçekten baş ağrıtmaz cihazlardır. Bir fiş prize, bir fiş ekrana ve işte hazırsınız. Tek yapmanız gereken oynamak istediğiniz oyunu açmak. Üstelik satın aldığınız oyun ne olursa olsun akıcı bir oyun deneyimi elde etme oranınız %99. Kalan %1 Cyberpunk 2077 gibi oyunlardan olsa da oyun üreticileri oyun konsolları üzerinde harika grafiklere sahip müthiş oyunlar üretebiliyor. Yani oyunu açtım, yüklenmedi, birden çöktü, FPS çok düşük, aşırı kasıyor gibi sorunların çözümlerini aramakla uğraşmazsınız. Tak, çalıştır. Hepsi bu. Aynı şeyi PC tarafında yapmak istediğinizde ise her parça ve terim için daha fazla araştırma yapmak, forumlardan tavsiye almak ve en baş ağrıtıcısı sistem uyumluluklarıyla uğraşmanız gerekir. Çünkü en hayati bileşenleri kullanarak bir sistem toplamak isteseniz 5 farklı donanım uyumluluğuyla ilgilenmeniz gerekecektir. AMD, Intel, Nvidia, 16 GB, 32 GB, Full HD, 4K, DLSS, FidelityP.
falan derken oyun sistemi kurmak için Ordinarius olmanız bekleniyor. Zaten bugün PC tarafında oyunların kasması, açılmaması ya da binbir türlü hatalarla çözüm arayışları olmasının tek sebebi oyun üreticilerinin sadece bir donanıma değil birbirinden farklı donanımlara uyumlu oyun geliştirmelerinden kaynaklanıyor. Hele ki son birkaç yıldır oyunların optimizasyon sorunlarını dikkate alacak olursanız üst seviye bir oyunu ilk günden akıcı şekilde oynamak için en üst seviye parçalardan oluşan bir sisteme sahip olmanız gerekiyor. Çünkü ilk gün yayınlanan birçok oyun PC tarafında berbat optimizasyonlarla geliyor. Haliyle o oyun adam olana kadar aylar belki de yıllarca güncelleme bekliyorsunuz. O yüzden PC'de oyun oynamak için biraz sabretmeniz gerekiyor. Ama sabırsızsanız da sorun yok. Oyun oynamak PC'de daha iyidir. Çünkü PC dünyasında nesil diye tabir edilen bir jenerasyon hesabı genellikle yoktur. Çünkü tüm donanımlar bağımsız olduğu için aralarında herhangi birinin yükseltilmesine izin verilir. O an oyun oynarken daha iyi FPS istediğinizde genellikle ekran kartını değiştirerek sorunu çözebilirsiniz. Depolama alanı azaldığında daha iyi genişliğine yükseltebilirsiniz. Ya da RAM'lerin yetersiz kaldığı noktada daha fazla GB ile kapasite arttırabilirsiniz. Üstelik çok sayıda marka ve üretici olduğundan fiyat ve ürün avantajınız çok daha yüksek olacak. Böylelikle sadece ihtiyacınız olan parçayı yenileyerek oyun performansını arttırabilir ve yeni nesil geçiş sağlayabilirsiniz. Üstelik bu yükseltmeler ve değişimler oyunları konsollardan daha yüksek çözünürlüklü ve akıcı şekilde oynatmaya da izin verecek. Evet, aynı oyunu oynayacaksınız ancak konsolda Full HD 30 FPS olan bir oyunu PC'de 4K 60 FPS oynayabileceksiniz. Oyun konsolu tarafında ise durum böyle değil. Çünkü oyun konsollarında nesiller önemlidir. Nesli belirleyen şey ise o dönemin sunduğu teknolojiler. Bir konsol satın aldığınızda 6-7 yıl boyunca yenisi çıkmadığı için o donanımlı oyunları oynamanız gerekecektir. Çünkü herhangi bir parçanın değişimi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla o neslin gücüne ise nesil bitene kadar daha fazlasını alamayacaksınız. Ama yine de oyun oynamak için konsol daha iyidir. Çünkü oyun konsollarıyla oyun oynamak daha ucuzdur. Tamam, Türkiye'de durumlar farklı ancak oyun konsolları son derece düşük fiyatta ve çoğu zaman zararına satılır. Türkiye pazarından hesap edecek olursak bugün sadece orta seviye bir ekran kartı için 15 bin lira civarı bütçe ayırmanız gerekecek. İşlemci, anakart, RAM ve diğer bileşenleri saymıyorum ben. Fakat bir konsol satın almak isterseniz 15 bin liranın biraz üzerinde bir ücret ödeyerek konsol sahibi olabilirsiniz. Tamam da oyunları pahalı diyeceksiniz. Evet, oyunlar pahalı. Ancak abonelik sistemleri bu noktada da sizi PC tarafında yapacağınız donanım masrafından koruyacak. Elbette her konsol platformunun kendi özel indirim dönemleri olduğunu da düşünürseniz Nintendo hariç oyun konsolları fiyat bazında gerçekten bütçe dostu olabilir. Yine de şu var ki oyun oynamak PC'de daha iyidir. Çünkü fare ve klavyenin uyumu diğer kontrolcülerden çoğu zaman çok daha iyidir. Her ne kadar oynanan türe göre bu durum değişkenlik gösterse de PC'de oynamanın en büyük avantajlarından biri sınırsız kontrolcü uyumudur. İster fare, ister klavye, isterseniz diğer konsolların kontrolcüsü. Yapmanız gereken tek şey takıp çalıştırmak. Yetmediyse direksiyon, simülasyon ve diğer başlık setleriyle bu deneyimi daha da öteye taşıyabilmeniz mümkün. Oyun konsollarında ise bu durum kumanda ile sınırlı. Her ne kadar bazı konsollarda VR başlık ile fare ve klavye desteği sunulsa da bu donanımlara verilen oyun desteği yok denecek kadar az sayıda. Ama yine de konsolla oyun oynamak daha iyidir. Çünkü oyun konsolu sizi bir monitörün başında oturmanızı zorunlu kılmaz. Konsollar monitörlere göre kat kat büyük TV'lere bağlanırlar ve kablosuz kumandalarıyla kontrol edilirler. Bu sayede ister oturun ister uzanın size konforlu gelen herhangi bir şekilde oyun oynamanın tadını çıkarabilirsiniz. PC tarafında ise dev bir monitörünüz ve ardında uzanacak bir kanepeniz yoksa oyun süresince ekran başında oturmanız gerekebilir. İşte birbirinden daha iyi avantajlara sahip iki farklı platform. Biri bir noktada iyi iken diğeri diğer noktada daha iyi olabiliyor. Bana soracak olursanız ki sormayın çünkü ben zaten ikisinde iyi olduğu tarafları söyledim. Biliyorum burada sayılanların haricinde sizin de eklemek istediğiniz çeşitli noktalar muhakkak vardır. O halde konsol ya da PC'de oyun oynamak daha iyidir dediğiniz tüm düşünceleri yorumlar kısmına yazın ve fikirlerinizi öğrenelim. Evet, serinin ilk videosu burada bitiyor. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Daha iyi bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.